Halep babamın doğduğu şehir. Halam Osmanlı'nın Trablusgarp mebusuyla evlenmişti. Beyrut kuzenimin doğum yeri. Türkiye'de birçok kişinin ailesi benimki gibi. Güney komşumuz Irak'tan sonra şimdi Suriye yanıyor. Has kardeşlerimizin memleketi. Yüreğimiz daralıyor. Tunus, Mısır, Libya'dan sonra Suriye'de CIA operasyonunda yerini alıyor. Ateş sınırlarımıza dayandı ve içeri giriyor. Türkiye Libyalılarla İtalyanlara karşı savaşmıştı. Şimdi NATO operasyon merkezi. Mustafa Kemal Suriye'de emperyalizme karşı direniş örgütlemişti. Şimdi Ankara, Amerikan istihbaratının Suriye için operasyon merkezi. Obama yönetimi Türkiye Başbakanı üzerinden Beşar Esad'a tehditlerini iletiyor. Öte yandan muhalefeti fonluyor. Türkiye bölgede Amerika'nın elçiliğini yapıyor. Türkiye Müslüman komşularına karşı Haçlı ordularının yanında yer alıyor. 2008 yılı baharında TRT'de Suriye'nin Rejimi adlı bir program yapmıştım. Suriye'nin Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde dört parçaya ayrılmasının planlandığını belgelerle anlatmıştım. Kürdistan Kukla Devleti'nin inşası ancak Türkiye, İran ve Suriye'den koparılacak parçalarla olasıydı. Bunun için önce turuncu, sonra kan rengi kullanılacaktı. İşte düğmeye basıldı. İzleyin. Bir ay önce Suriye'de kan akmıyordu. Dara'da da, Laskiye'de de, Şam'da da gündelik yaşam kendi yolunda gidiyordu. Düğmeye basıldı, ortalığı vahşet sardı. Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da olduğu gibi. Kuluçka süresini tamamlayan muhalif örgütlere işaret verilmişti. Sokağa inilecekti. Önce sosyal paylaşım sitelerinde sivil itaatsizliğe çağrı başladı. Malum Arap darbeleri Facebook'la başlatılmıştı. I am the daughter of Syrian exiles who were banned from their country for speaking out against the government. A hub beledi. But I am a Syrian girl who has never been to Syria, thanks to Assad's oppressive 40-year dictatorship. I am asking you to support the Days of Outrage, the Syrian protest inspired by Tunisia, by Mohamed Bouazizi, who set himself on fire to protest injustice. Mükemmel İngilizcesiyle Suriye'deki rejimin değişmesi için haykırıyor. Since 1982 in Hama, where between 17,000 darbe imalatçıları küçük kız çocuklarını da, eli kanlı tetikçileri de aynı anda kullanıyor. Darbe imalatı Yugoslavya'da yapıldı. Ayrılıkçı örgüt otpordu. Başında Branimir Nikolić vardı. Görevini tamamladığında bir sokak köşesinde kafasına sıkıldı. Otpor küresel tefeci Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın uzantısıydı. Arkasında Amerika'nın ünlü istihbarat kuruluşları vardı.
Amerikan istihbaratı darbe imalatı için hedef seçtiği ülkede sivil toplum örgütlerini kullanacaktı. Yugoslavya'yı yok edecek hareketi Amerikan elçisi Richard Miles yönetmişti. Otpor göstericilerini emekli Amerikan generalleri eğitmişti. Bunlardan en bilineni Robert Halvey'di. Halvey'in ilham aldığı kişi Pentagon darbelerine masum gençlik direnişi maskesi takan Gene Sharp adlı teorisyendi. Yıkılacak rejimlerde sivil itaatsizlik ve şiddet içermeyen direniş kalıplarının iyi iş göreceğini söylemişti. ...1 Mayıs 2011'de Taksim Meydanı'ndaki anıtta emniyet güçlerinin gözleri önünde Atatürk heykeline yapılan taciz, Diyarbakır'da sivil itaatsizlik çadırları, sokaklarda kılınan cuma namazları, otporvari ya da devamı olan kanmasın eylem kalıplarıydı. Kanvas, şiddet içermeyen direniş ve strateji merkezi. 50 farklı ülkede faaliyet gösteriyor. Sivil toplum çerçevesi içinde Amerikan çıkarları için eylemci yetiştiriyor. Merkezi Belgrad'da. Darbe ithal ediyor. Örgütün başında dünyanın en zengin eylemcileri var. Ivan Maroviç ve Sırca Popoviç. Kanvas, Mısır ve Suriye'deki isyancılara akıl hocalığı yapıyor. Tüm dünyada gençlik örgütlerine diktatörlerin nasıl alaşağı edileceği videolarla anlatılıyor. Bu filmler insanların baskıcı rejimlere karşı şiddet içermeyen faaliyetleri için eğitici bir rol oynuyor. York bu filmlerden en gözde olanının diktatörleri alaşağı etmek adlı film olduğunu söylüyor. Eski Yugoslavya Başkanı Milosevic'i şiddet içermeyen direnişle indiren gençlerin stratejisini örnek gösteriyor. Baskı seviyesi arttıkça direniş de artar. Üniversite öğrencisiydi ve direniş hareketi örgütledi. York Zimmerman hired Maroviç to help create video games. İşte Kanvas eğitimi almış olanlardan biri. Oldukça tiyatral, iyi eğitilmiş bir küçük kız. Yarı Arapça, yarı İngilizce konuşarak yaşıtlarını sokağa çağırıyor. Suriye'de özgürlük ve demokrasi istiyor. Freedom of opinion, freedom to criticize the government. Freedom of protest. هلأ وقت الاحتجاج. كسرت الخوف. All human beings are created equal. أي واحد أو واحدة منكم ممكن يكون الرئيس. Tüm bu faaliyetin sloganı daha fazla demokrasi. Kuzey Afrika ve Arap Baharı olarak adlandırılan darbeler dizisinde demokrasi projesi uygulayıcısı Otpor ve Kanvas'ın parmağı vardı. Mısır'da halkı sokağa döken 6 Nisan Gençlik Hareketi yöneticileri Muhammed Adel, Ahmet Maher, Vail Gonim 2008'de Amerika'ya, 2009'da Belgrad'a Kanvas merkezde gitmiş, orada eğitilmişlerdi. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde öncelikle lise ve üniversite öğrencileri eğitiliyordu. Onlara sivil itaatsizliğe çağrı dersleri veriliyordu. Şehir meydanlarına çıkılacaktı. Caddelerde namazlar kılınacak, bayrağa sarılacak, gösterilerden sonra meydanlar temizlenerek halka ve polise şirin görünülecekti. İşte Suriye'den sivil itaatsizlik kareleri.
örnek daha. Kimliğini saklayan Müslüman Kardeşler Örgütü sempatizanı bir genç adam sivil itaatsizlik için halkı sokağa çağırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Bütün bunlardan sonra önce Dara, sonra Şam sokakları aniden karışıyor. Kalabalık öğrencilerden oluşuyor, genç aktivistler özgürlük, demokrasi diye haykırıyor. Bu yürüyüşlerde emperyalizme karşı dövizler taşınmıyor. Büyük Orta Doğu projesi, Amerika ve NATO saldırılarına karşı hiçbir slogan atılmıyor. Pankartlarda bu yönde yazı bulunmuyor. Tek mesaj var. Esad gitsin, demokrasi gelsin. Oysa gelen demokrasiyi en iyi bu karikatür gösteriyor. Vallahi razıyım, bağırdın mı? Kıldın kullu ehekkemezik bir sultan demir diye. Mısır'da Tahrir Meydanı hareketine öncülük eden Vail Gonim ya da Esma Mahfuz'u hatırladınız mı? Esma Mahfuz önce Facebook'tan gençleri örgütlemişti. Gözünde yaşlarla halkı cuma namazlarına davet etmişti. Esma Facebook'ta yeterli sayıya ulaşınca sokaklara çıktı. Mısır'da onun gibi onlarca eğitimli kanvas aktivisti vardı. Esma boşuna çarpıcı renkler giyerek meydanlara fırlamamıştı. Kanvas'ın hazırladığı akıllı protesto nasıl yapılır kitapçığında, nasıl giyineceği, polislerle ilişki, biber gazından korunmak için neler yapılacağı konusunda bilgiler vardı. Mahallelerde nasıl örgütlenilir, meydanlara nasıl adam toplanır anlatılmıştı. Bu çerçevede Mısır'da Tahrir Meydanı'na 300 bin kişi dolduruldu. Meydan boşaldığında mübarek gitmiş, yerine Amerika ile yakından ilişkili Mısır ordusunun önde gelen isimleri oturmuştu. İşte Amerikan imzalı demokrasi projesi bu. Her ülkede örgütün üst kademeleri dolar zengini oldu. Bununla ilgili çarpıcı haberler Nisan 2011'de Washington Post'ta yer aldı. Gazete Amerika'nın Suriyeli muhalif gruplara milyonlarca dolar yolladığını belgelerle açıkladı. Amerikan Fox televizyonu da 19 Nisan 2011'de Wiki sızıntılara dayanarak yaptığı haberde Amerika'nın darbecileri fonladığını açıklamıştı. Şimdi biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki muhalif gruplara gizlice maddi destek veriyor. Beyaz Saray bir yandan Suriye yönetimiyle ilişkiler kurarken destek verdiği gruplar Beşar Esad'ı devirmeyi amaçlıyor. WikiLeaks belgelerini yayınlayan Washington Post'a göre George Bush döneminde bu gruplara ve muhalif televizyon kanallarına maddi destek verildi. Obama da muhalifleri desteklemeyi sürdürdü. Amerikan fonlarının önemli bir kısmı Londra'dan yayın yapan Barada TV'ye verilmişti. Suriyeli muhalifler muhalefete Amerikan desteğinin kötü haber olduğunu açıkladılar. Bu Suriye muhalif hareketi için küçük düşürücü olabilir. Amerikan fonları muhalefetin masum maskesini yırtmıştı. Kargaşanın arkasındaki yeşil dolarlar ortaya çıkınca El Cezire propagandaya başladı.
Ekrana çıkarttığı uzmanlar, para nereden gelirse gelsin önemli olan demokrasi, insan hakları, özgürlükler değil mi şablonunu tekrarladı. İşte Ürdün'den Orta Doğu uzmanı Lamis Sandoni. Bu insanlar baskıcı rejimlerin son bulmasını isteyen göstericiler. Özgürlük istiyorlar. İktidar ne derse desin. Bu seslerin hepsi ülkeleri saran sivil ağların sesiydi. Hiyerarşik olarak hedef ülkeyi sarıp felç etmişlerdi. En üstte batılı istihbarat örgütleri, en altta ilk adımı atan, sokağı hareketlendiren Otpor ya da Canvas gibi aktivist örgütler vardı. Şiddet içermeyen direniş adı altında kitleleri meydanlara dolduruyorlardı. Hareket üniversitelerde örgütleniyor, sosyal paylaşım siteleriyle sokağa yayılıyordu. Teoman Ali yazmıştı. Mısır'da, Tunus'ta ve şimdi Suriye'de öğrenci liderleri Sırbistan'da şiddet içermeyen direniş eğitimine tabi tutuluyorlar. Hedef hükümetleri devirmek için gerekli adımları atıyorlardı. Amerikan Senatosu'ndan onayla fonlanıyorlar. Sonra Arap devriminin figüranları olarak sahnede yerlerini alıyorlardı. Arkalarında Rockefeller'de, Rothschild'de, Obama'da, McCain'de vardı. Her biri farklı muhalif grupların arkasındaydı. Muhalif 1, Abdülhalim Haddam. 1932 doğumlu. 2005'e kadar Hafız Esad'ın yardımcısı olan Haddam, Beşar Esad döneminde Fransa'ya gidiyor ve o günden beri Suriye'deki iktidarı devirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Tüm röportajlarında Suriye'deki iç karışıklıklarda kendi parmağı olduğunu ilan ediyor. İktidarın devrilmesi için çalışıyorum. Suriye içindeki ve sürgündeki bazı muhalefet güçleriyle çalışıyorum. Bir sürgün hükümeti oluşturulmasını tartışıyoruz. Haddam aynı zamanda Suudi Kralı Abdullah ve Lübnan eski başbakanı Refik Hariri'nin de bacanağı. Batılı ajanslara göre Suudi Arabistan ve Ürdün'deki iktidarla birlikte Suriye'ye para ve silah sevkiyatını örgütlüyor. Muhalif 2, Ali Sadreddin Bayanuni. 1938'de Halep'te doğdu. 17 yaşında Müslüman Kardeşler Örgütü'ne katıldı. Hukuk eğitimi aldı. 1977'de Müslüman Kardeşler'in başkan yardımcısıydı. 1979'da Ürdün'e kaçtı. 20 yıl sonra Ürdün'den sınır dışı edildi ve 2000'de siyasi mülteci olarak İngiltere'ye yerleşti. Muhalif 3, Rıfat Esad. Beşar Esad'ın öz amcası. Hafız Esad tarafından Fransa'ya sürgün edilmişti. Bugün öz yeğenine karşı Fransa ile birlikte Suriye'nin altını kazıyor. Muhalif 4, Ferit Kadiri. 1954 Halep doğumlu. Önce Lübnan'a, sonra Washington'a göç etmiş. Finans uzmanı. 2001'de Amerika'da Suriye Reform Partisi'ni kuruyor, hedefini Baas yönetimini yıkmak olarak belirtiyor. Partinin Amerika'da 8, Avrupa'da 7 irtibat bürosu bulunuyor. 2009 Nisan'ında Güney Kıbrıs'tan yayın yapan Özgür Suriye Radyosu'nu açıyor. Muhalif 5, Anas Alabda. 1967'de doğmuş, uzun zamandır Londra'da yaşıyor. Çeşitli küresel şirketlerde çalıştıktan sonra Adalet ve Kalkınma Hareketi'nin başında Anas El Abdah bulunuyor. Bu ad ilginçtir. Kargaşaya sürüklenen tüm ülkelerde ya muhalif bir partinin ya hareketin adı. Türkiye'den de önce Fas'ta ampul logosu kullanılarak kurulmuştu. Sonra Libya'da bu adla bir muhalefet oluşturuldu. Geçenlerde Mısır'da da yine bu adla bir parti kuruldu. Şimdi Suriye'de karşımızda. Hareketin adı Adalet ve Kalkınma. El Abdah 2005'ten beri sık sık Türkiye'ye gelip gidiyor. Sivil toplum buluşmalarında Suriye muhalefetini temsil ediyor. ...26 Nisan'da Türkiye'deki iktidar yanlısı sivil toplum örgütleri toplantısında şöyle diyor. Türkiye'deki dostlarımız bize en büyük yardımı Suriye'deki rejime bir dur diyerek yapabilirler.
Suriye muhalefeti içinde bir de Amerikan Senatosu'nda sık sık ağırlanan Kürt grupların liderleri var. Muhalifler bu kadarla bitmiyor. Batı'ya parmak kaldıran daha pek çoğu var. Ama burada sıralayabildiklerimiz bu kadar. Bu isimlerden bir kısmı 18 Mart'ta gelip Ankara'da gizlice 5 gün geçiren eski CIA Başkanı, yeni Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta'nın etrafına toplandı. Hareket için gerekli yol haritası çıktı, ardından Suriye'de kan akmaya başladı. Darbe mimarları İslami, milliyetçi, solcu kesimleri hedef aldılar. Facebook, Twitter ve SMS çağrılarıyla önce bir öncü grubu örgütleyip sokaklara saldılar. Hükümeti devirme oyununa başladılar. Daha önce söz etmiştik, bu oyunun videoları bile var. Oyunun kurgusunu yapan küresel odaklar. Peki ne istiyorlar? Küresel Çetenin yayın organı Foreign Policy'de Tina Rosenberg yazıyor. Mısır, Milosevic'i deviren öğrencilerden ne öğrendi? Yazısında şu öneriyi yapıyor. Diktatörler hala yerlerini koruyor. O halde ne yapmalılar? Giderek artan sayıda birçok ülkede demokratik eylemciler için sorunun cevabı açık. Canvas'a başvurmalılar. Canvas, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleriyle CIA operasyonlarını kolaylaştıracak, Amerikan çıkarlarına uygun olmayan hükümetleri devirip yerine uygun olanları koyacak. Hatırlayın, eğer siz demokrasiye gitmezseniz, demokrasi size geliyor. Sokaklar kana bulandıktan sonra ülke iyice karışıyor. Küresel basın işine gelen tarzda haberler yapmaya başlıyor. Mesela kargaşaya karşı çıkan milyonlarca kişinin Suriye bayrağıyla yürümesi haberlerde pek yer bulamıyor. Ama İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Derneği Başkanı Walid Safur her gün haberlerde yerini alıyor. En az 700 kişi öldürüldü. 5000 kişi tutuklandı. Bir asker kalabalıklara ateş açmayı reddettiği için idam edildi. Binlerce kişi Suriye'den kaçmaya çalışıyor. Bir sonraki aşamada batılı ülkelerdeki Suriye büyükelçiliklerinin kapısında protesto gösterileri düzenleniyor. Ardından uluslararası camianın sesi yükseliyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupalı siyasiler yakında Suriye'ye müdahale edeceklerinin sinyalini veriyorlar. Syria is now at a fork in the road. Suriye'de hükümet hala zaman varken ülkeye istikrar getirecek radikal reformlar yapma yolunu seçebilir ve bunu yapmasını tavsiye ediyoruz. Ya da baskıcı rejime devam etmeyi seçer. Bu kısa vadede hükümete güvenlik sağlayabilir. Ama bu durumda Avrupalı müttefiklerimizle birlikte gerekli önlemleri alacağımızı ve birçok kapsamlı yatırımlar için harekete geçeceğimizi açıklamak isterim. Artık ne söylense ve ne yapılsa olmazdı. Uluslararası camia denen küresel çete kan almaya hazırdı. Amaç petrol coğrafyasındaki ulus devletleri parçalamak, kolay lokma yapmaktı. Önce sınır çizgileri belirsizleşecekti. Can derdine düşen insanlar sınırlar arasında kalacaklardı. Ülkeler arasında gri bölgeler oluşacaktı.
Bakın Suriye'den ilk mülteci grubu Hatay Yayladağ'dan içeri geçti. Garip olan o bölgede herhangi bir güvenlik sorunu yoktu. Ama birileri o bölgeyi böyle yönlendirmeyi uygun buldu. Yakında binlerce Suriyeli Türkiye'nin güney illerine gelecek. Suriye ile Türkiye arasında Hatay bölgesinde müdahaleye açık bir alan belirecek. Falcılık yapmıyoruz, durum açık. Kamışlı bölgesi ve Suriye'nin doğusunda da benzer belirsiz bölgeler ortaya çıkacak. Suriye parçalanırken Türkiye'nin güneyinde sınırlar belirsizleşecek. Birleşmiş Milletler ve NATO gerekli zamanda gri bölgelere müdahale edebilecek. Çekiç güçler yollayabilecek, tampon devletler için yer açabilecek ve en önemlisi enerji ve suyun akışı için yeni haritalar belirleyecek. Hatırlayın, İsrail Enerji Bakanı Joseph Paritsky ne demişti? Musul Hayfa boru hattı için Suriye işgal edilmeli. Suriye, Orta Doğu'daki Amerikan-İsrail politikaları önünde bir engeldi. Tıpkı İran gibi. Batı'nın kara listesindeydi. Irak'ın işgalinden sonra sıra ona gelmiş, hep bugün beklenmişti. Uluslararası camia, uluslararası basında Suriye'ye şöyle yer vermişti. Suriye, Irak'taki direnişçilere yardım ediyor. Teröristlerle işbirliği yapıyor. Filistin'de Hamas'ı, Lübnan'da Hizbullah'ı destekliyor. Yeni Orta Doğu planı, İslam dünyasını yeniden kamplara ayırmaktaydı. Geçen yüzyılın başında cetvelle onlarca devlete bölünen Orta Doğu halkları, şimdi yine etnik ve mezhep farklılığı kullanılarak çok daha derin ve tehlikeli bir biçimde karşı karşıya getiriliyor. Orta Doğu'da Şii bloğa karşı Sünni blok, bu yüzyıla damgasını vuracak çatışmaların içine çekiliyor. 2008'de Şam'da konuştuğum Suriye Cumhuriyet Müftüsü durumu şöyle özetliyor. Planın adı Büyük Orta Doğu Projesi'dir. Yani bölgeyi bölme projesi. Bu kıymetli topraklar Türk-Kürt-Arap-Türkmen olarak bölünmeye çalışılıyor. Amaç bölge ülkelerini zayıflatmak, içten çökertmektir. Buna karşı güçlü ulus devletler gerekir. Yeni Orta Doğu Projesi ve küreselleşme denen akım Batı'yı birleştirmekte ama bölgemizi paramparça etmektedir. Aslında proje eski bir projeydi. 1982'de İsrail'in ünlü Kivunim adlı enformasyon dergisinde dışişleri görevlisi Odet Yinon açıklamıştı. Irak üçe bölünmeli. Güneyde Şii, ortada Sünni, kuzeyde bir Kürt devleti. Lübnan, din ve mezheplere göre beşe bölünmeli. Katolik Maruniler, Müslümanlar, Dürziler, Şiiler ve İsrail denetimindeki bölge. Hap kadar Lübnan bu durumda neredeyse mahalle mahalle bölünmüş olacaktı. Suriye'ye gelince raporda dört parçaydı. Kuzeyde bir Alevi devleti, Halep bölgesinde bir Sünni devleti, Şam'da bir başka Sünni devlet, İsrail sınırında bir Dürzi devleti kurulmalı. Daha 1982'de Suriye'nin dörde ayrılması planlanmıştı. Odet Yinon ilk adımın Sünni-Alevi çatışmasıyla başlayacağını da raporuna eklemişti. Suriye, Sünni çoğunluğa rağmen iktidar Alevi azınlığın elinde. Bu aykırılık ülkedeki sorunun dev boyutlarını gözler önüne sermekte. Suriye'nin din savaşları içine sürüklenmesi şarttı. Sünni ülkeler Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Şii, Suriye ve İran'a karşı bir harekata girişebilirlerdi. Ünlü Amerikalı yazar Seymour Hersh, Sünni cephenin bölge finansörü Suudi Arabistan, savaş alanı ise Lübnan dememiş miydi? Din ayrımı körüklenirken eş zamanlı olarak rejim muhalifleri örgütlenmiş ve milyonlarca dolarla desteklenmişlerdi. Bu çalışmalar 2005 yılından bu yana hız kazanmıştı. Suriyeli Kürt gruplar özel ilgi alanındaydı. Amerikan Senatosu'nda konuşan Suriyeli Kürt muhalifler Trabzon, Ankara ve Antalya'yı Kürdistan sınırları içinde gösteren haritalar dağıtmışlardı. Konuştukları kürsüye tarihteki tek Kürt devleti Mahabad Cumhuriyeti'nin bayrağını asmışlardı. Gelmiş geçmiş tüm Amerikan başkanlarına medyundular.
borçlarını Türkiye ve İran'daki bölücü hareketlerle birleşerek ve küresel odaklara ikinci İsrail'i hediye ederek ödeyeceklerdi. ...2004'te Suriye'nin Kamışlı bölgesinde, Cizre'nin iki adım ötesinde Kürtlerle Araplar arasında çıkan kanlı olaylar bölgedeki etnik grupları cepheleştirmeye yaramıştı. Batı geçen yüzyılın başından beri aynı rüyayı görüyor. Petrol coğrafyasında bir Kürdistan, Suriye, İran, Türkiye ve Irak toprakları parçalanarak oluşturuluyor. ...2007'de Condoleezza Rice açıklamıştı. Amerika, İran ve Suriye'ye karşı Orta Doğu ülkelerini silahlandıracaktı. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık süre içerisinde Mısır'a 13 milyar, İsrail'e 30 milyar dolar tutarında askeri yardım yapmıştı. Hedefte İran ve Suriye vardı. Diş geçiremediği iki ülke topun ağzındaydı. Daha 2005'te Washington Post, Suriye batıdan yana adım atmazsa neler yapılması gerektiğini sıralamıştı. Fransa ve Amerika arasında kurulacak olan etkili bir ittifak, Şam yönetimine benzersiz bir baskı uygulayabilir. Avrupa Birliği ekonomik anlaşması dondurulabilir ve Birleşmiş Milletler yaptırımları çerçevesinde baskılar arttırılabilir. Kısacası Suriye küresel güce ve onun Orta Doğu politikalarına boyun eğerse hayat hakkı olacaktır. Yoksa ambargo, yaptırımlar, bölünmeyle yüz yüze kalacaktır. Hatırlayın, eğer Suriye demokrasiye gitmezse demokrasi Suriye'ye gelecektir. ...2005'ten beri yükselen koro Suriye'ye farklı bir adım attıramamıştı. Tam tersine Suriye, İran, Çin, Rusya ile Batı'ya karşı ittifaklar yapmıştı. Suriye, Türkiye ile Fırat Nehri üzerine kurulacak bir barajdan çeşitli enerji anlaşmalarına kadar birçok işbirliğine girmişti. Bölgede ticaret gelişmeye başlamış, işbirlikleri artmıştı. İşte bu nedenle Suriye'nin suyu kaynamıştı. Alman Die Welt gazetesi gelinen durumu şöyle özetliyor. Suriye'deki kaos, Türkiye'nin mülteci kriziyle sarsılmasına yol açacaktır. Bundan daha önemlisi, Suriye'de bir rejim değişikliği PKK'nın gücünü arttıracak. Kürt otonom bölgesinin kurulmasını sağlayacak. Önümüzdeki günlerde tüm bölge önce Şii, Sünni savaşlarıyla, ardından etnik kimliklerin isyanlarıyla sarsılacaktır. İşte Hillary Clinton'ın söz ettiği kusursuz fırtına budur. Suriye, Orta Doğu'da Arap Baharı adı altında sahnelenen darbe imalatının son halkası olmayacak. Bu azgın dalga artık sınırlarımızda. Batı'nın dört ülkeden kopararak kurmak istediği kukla bir devlet, Suriye'deki iç savaş senaryosuyla kolaylaşacak. Bir yanda Ankara'da Suriyeli muhalifleri etrafına toplayan yeni savunma bakanı Panetta, diğer tarafta İran'ı avucun içi gibi bilen eski savunma bakanı Robert Gates, bölgeyi yeniden çizmek için düğmeye basmışlardır. Özel ordular, silahlandırılan sivil güçler, Suriye ordusundan yandaşlar ve Batı'dan beslenen gençlik örgütleri, önümüzdeki günlerde Esad'a ağır bir darbe indirmek için hazır ve nazırlar. Mustafa Kemal Atatürk, Suriye'yle bir konfederasyon düşlemişti. Şimdi gelinen noktada Türkiye yönetimi Amerikan mesajlarının kuryesi. Ama iki halk, bin yıllık bir tarihin çocukları. Bir zamanlar aynı bayrağı paylaşmış bu iki ülke emperyal darbelerle birbirinden koparıldı. Şimdi ikinci dalgaya göğüs germe zamanı. Türk halkı Suriye'ye sadece komşulukla değil, akrabalık bağıyla da bağlı.
Bu hassas dönemde biz Bin Laden öldü mü ölmedi mi? İngiliz hanedanı nasıl evlendi? Hürrem yeni bir şehzadeye gebe mi? Çılgın proje cebimizi etkiler mi diye oyalanırken sırtımızı dayayacağımız tüm dostlarımız ağır yaralı. Bölge parçalanırken zalimin yanında yer alanlar bir gün sıranın kendilerine de geleceğini bilmeli.